Şimdi Galatasaray'ın performansını konuşacağız, değerlendireceğiz. Yapacağımız son Skype bağlantısıyla tabii sadece performansı değil, transfer gündemini de konuşacağız Galatasaray'ın. Hemen Skype bağlantımızı Nevzat Dindar'la yapalım. Nevzat, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar Aziz, günaydın, hoş bulduk. Evet, istersen önce maçla başlayalım. Tabii ki Galatasaray taraftarları statta artık bu sezon bir galibiyet yaşamanın mutluluğuyla dün akşam evlerine ayrıldılar. İstersen performansı değerlendirelim önce. Tabii ki hakem kararlarından da bahsedeceğiz ama Galatasaray iki yarıyı da belki ayrı ayrı değerlendirirsek nasıl bir performans sergiledi? Galatasaray 10 kişiyle muazzam bir performans sergiledi. Üzerine koyarak gidiyor sarı kırmızılı takım. En azından bunu söyleyebiliriz. Özellikle Gaziantep maçında da performansın tavan yaptığını söyleyebiliriz. Galatasaray birçok pozisyona girdi. Ligin bu arada flaş takımlarından bir tanesine karşı bu oyunu oynamak, bu sonucu almak ve bu şartlarda kazanmak Galatasaray için önemliydi. Maça ilgi yoğundu. Galatasaray'ın performansı olarak belki Kerem dışında diğer oyuncuların çok ekstra bir performansı vardı. Yani bazı oyuncuların performansı belki tartışılabilir ama sanki Galatasaray değil de Gaziantep 10 kişi kalmış gibi bir görüntü vardı maçı izlediğimiz vakit. Dolayısıyla Galatasaray için önemli bir galibiyet oldu. En azından geleceğe kendisini taşıyabilecek, umutla taşıyabilecek, motive edebilecek galibiyetlerden bir tanesi. Yani hikayesi olan bir maçtı. Zor şartlarda alınmış bir galibiyet olması da ayrı bir sevinç yarattı, onu söyleyebiliriz. Galatasaray taraftarı da son dakikaya kadar takımı destekledi. Çok ekstra performanslar vardı işte, bunların başında Sacha Boey kendi performansını aşan bir görüntü sergiliyor. Kendini aştı adeta. Yine 37 yaşındaki Gomis'in çok ekstra bir motivasyonla oynadığını söyleyebiliriz. Yine 35'lik Mertens'in müthiş bir mücadele gösterdiğini belirtebiliriz. Okan Hoca'nın da, ki Okan Hoca farklı bir sonuç olsa, yani Galatasaray kazanamasaydı muhtemelen tartışılacak ve eleştirilecekti. Ama Okan Hoca'nın da ben değişikliklerle maça damga vurduğunu söyleyebilirim. Yani o özellikle son bölümde yaptığı değişiklikler, radikal değişiklikler. Yani Mertens, Oliveira gibi isimleri kenara alması, Gomis'i kenara alması, yerine yerli oyuncuları sokması da yine önemliydi. Fiziksel olarak Galatasaray'ın ne kadar iyi çalıştığını anlatan bir karşılaşma oldu. Yani Galatasaray fiziksel olarak rakibine fark yarattı. Zaten kaliteli oyuncuları var. Ve bu, ekstra bu mücadele ve eforla da Galatasaray'ın fark yarattığını söyleyebiliriz. Yani Gaziantep'i resmen sahayı dar eden bir performans sergiledi. Ki bunu 45+6, yani 50 dakikadan fazla 10 kişi oynadığı bölümde bunu başarabildi. Önemli bir galibiyet oldu. Yani şunu söyleyebilirim. Giresun maçı, ikinci hafta iç sahada Nefs Stadı'nda alınan Giresun yenilgisi büyük bir böyle hayal kırıklığı ve travma yaratmıştı. Galatasaray taraftarı camia ne bir acaba demeye başlamıştı. Ama dünkü maç bunun tam tersi. Dünkü maçın senaryosu, hakem kararları, ki karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, yine VAR'da Serkan Tokatlı'nın verdiği vermediği kararlar, Abdülkerim'in atılması, yine Kerem'e yapılan müdahaleye penaltı verilmemesi, birçok karar var. Tribünler adeta çileden çıktı. Galatasaraylı futbolcular adeta çileden çıktı. Ama buna rağmen pes etmediler. Mücadelelerini son dakikaya kadar gösterdiler. Ben Galatasaray için kağıt üzerinde favori oldu bu maçtı, doğru. Ama bu maçın hikayesi ve hangi şartlarda kazanıldığı gerçeğinden yola çıkarsak, Galatasaray'ı bundan sonrasına daha farklı motive edebilecek bir karşılaşma oldu. Yani Galatasaray'da ben ilk haftalar itibariyle biraz daha takım olma yolunda eksikler bulunduğunu, bir Beşiktaş'a baktığımda, bir Fenerbahçe'ye baktığımda bunu fazlasıyla gördüğümü ifade ediyordum ama
dün itibariyle Galatasaray takım oldu ve şampiyonluk yarışında net bir mesaj verdi. Peki Galatasaray iyi yolda diyoruz Nevzat. Takım olma yolunda da önemli adımlar attığını söylüyoruz. Bu noktada kanatlar istenen seviyede olmadıkça ama hep bir şeyler eksik kalıyor. Bunu da söylemek lazım. Hala o bölgede bir aksaklık, bir eksiklik olduğunu da görebiliyoruz. Bu noktada Kerem ve Yunus'un belki özellikle Kerem'in performansını biraz daha detaylandırabiliriz. Okan Buruk'la özel görüşmeler yaptığı haberleri sürekli çıkıyor. Ama bir türlü geçen sezonki Kerem'i göremiyor Galatasaray taraftarları. Bu konunun nasıl çözülmesini bekliyorsun? O bölgede çok önemli bir alternatifi de yok aslında Kerem'in. Acaba bu da etkili olabilir mi? O rahatlık da etkili olabilir mi Kerem'in performansında? Ne dersin? İlk yarı bittiğinde 18 top kaybı vardı. Yani Galatasaray takımına baktığımda herkes Kerem kendine gelsin diye, iyi oynasın diye elinden geleni yapıyor ama Kerem formsuz. Formsuz olduğu bir dönemde de birisine hoca şans verecek ve Galatasaray zaten kanat transferi de planlıyor ama takım içerisine baktığımızda Barış Alper'in girdiğinde nasıl etkili olduğunu gördük. Kimse yarım garanti diye bakmasın. Yani bu takımda herkes vazgeçilebilir. Hoca elinde böyle bir kadro var. Dolayısıyla Kerem lige kötü başladı. Başka problemler de vardı. Bunları tekrarlamaya gerek yok. Ama form olarak baktığımızda bu saatten sonra Kerem'in 11'de başlaması çok zor. Çok zor. Peki kim olacak sence bundan sonra? Barış Alper mi? Yoksa yeni transfer mi? Bence yeni transfer olur. Barış Alper de şu an Kerem'in önünde form olarak, performans olarak Kerem'in önünde. O zaman transferden devam edelim istersen Nevzat. Şimdi Icardi ve Kaan Ayhan isimlerini zaten biliyoruz ki dün akşam da taraftara müjdelendi bu oyuncular. Onlarla ilgili detayları paylaşalım. Ardından o bahsettiğin kanat transferinde acaba gündemde kim olacak? Kimlerle görüşmeler yapılıyor. Bunları da özetleyelim. Tabii Icardi transferinde yani bugündü, yarındı işte sürekli böyle bir tabii taraftar da sabırsızlıkla yılın transferini bekliyor ama orada bir problem yok. Zor ve hakikaten meşakkatli bir süreç. Galatasaray Sportif Bahçe Başkan Vekili Erden Timur'un yönettiği, yürüttüğü bir operasyon. Galatasaray'ın ki Erdem Bey de bunu dün maçtan sonraki açıklamasında da ipuçları var. Hangi şartlarda bu transferlerin gerçekleştirildiğini öğrenince zaten kamuoyu hakkını herhalde teslim edecek diye ben de düşünüyorum. Icardi ile alakalı şöyle diyebiliriz. Paris Saint-Germain'le Galatasaray arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu olmayacak. Satın alma opsiyonu için Paris ekibi 30 milyon euro dan aşağı inmedi. Dolayısıyla da bu şartta zaten gerçekçi gözükmüyor satın alma opsiyonun sözleşmede olması. Yani 30 değil de 20 olsa da oyuncunun zaten 8,2 garantisi var. Galatasaray bu sene fırsat değil fırsatların fırsatı. Yani o kadar önemli bir şans Galatasaray için. Çünkü oyuncunun 8,2 milyon euroluk yıllık alacağının Galatasaray yarısını bile vermeyecek. Yani Galatasaray'ın verdiği rakam 3,5 milyon euro civarı. Bu açıdan baktığımızda da 29 yaşında Mauro Icardi'yi Türkiye'ye getirmek çok büyük bir başarı. Hani Galatasaray'ın ihtiyacı var mıydı? Bence fazlasıyla ihtiyacı vardı. Seferovic'in fiziksel olarak hangi durumda olduğu ortada. Kötü oyuncu değil ama sonuçta ilk 4-5 haftalık performansına baktığımızda Seferovic'in Gomis'in bile gerisinde kaldığını görüyoruz. Gomis de 37 yaşında. Yani ne kadar iyi niyetli olsa da Gomis'in ilk 11'den ziyade bir hamle oyuncusu olarak planlandığını biliyoruz. O yüzden Icardi hamlesi çok önemli. Bunun dışında Kaan Ayhan da teknik kadronun yerli konusunda elini güçlendirecek. Dün ben kendim bu bilgiyi paylaştığımda, bu haberi verdiğimde Galatasaray taraftarının bir bölümü ne gerek vardı Kaan Ayhan'a dediler. Ha işte bundan dolayı gerek var. Yani bugün Abdülkerim atılıyor. Kimi oynatacaksınız? Hemen düşünmeye başlıyorsunuz. Tamam Emin Bayram falan belki iyi niyetli ve genç en azından geleceği var. Ama Kaan Ayhan gibi bir jokere Galatasaray'ın ihtiyacı vardı. Yerli bir oyuncu. Sözleşme şartları da benim bildiğim 4 milyon euro
satın alma, düzeltiyorum, 4 milyon euro bonservis artı 1.6 milyon eurodan da 4 yıllık oyuncuyla yapılan bir kontrat var. Ama detayları tabii kulüp açıklayınca biz de öğrenmiş olacağız. Benim aldığım bilgiler, istihbarat bu oyuncuyla Kaan'la ilgili bu şekildeydi. Bunun dışında da Galatasaray'ın gündeminde kanat transferi var. Kanat transferi konusunda da çok yine sansasyonel isimler de ortada dolaşıyor. Bunun dışında fırsat transferi de kovalanıyor. Okan Hoca'nın maç sonu yaptığı açıklamada aslında beklediklerinden daha bu anlamda az alternatifin karşılarına çıktığını ifade etti. Ben yine de Galatasaray'ın bu konuda ki teşhisi doğru koyduğunu düşünüyorum. İyi bir transfer bekliyorum. Zaten son iki güne girildi. Bekleyip göreceğiz. Bu sayı biraz daha artabilir. Özellikle stoper transferi dışında belki Luyendama'nın gidişine bağlı olarak bir stoper ve yine Galatasaray'ın bir sol bek arayışında olduğunu da biliyoruz. Orada da yine Arnold'la alakalı, Arnold'la yolların ayrılmamasından dolayı belki bir yerli olabiliyorsa diye bir transfer bakılıyordu. Orada da zaten çok fazla elinizde seçenek yok. Galatasaray transfer olup oynayabilecek düzeyde bir yerli oyuncusu söz konusu değil. Ama transferin en azından şunu söyleyebilirim. En hareketli takımı Galatasaray. Bu son transferin artık sonuna doğru da yine en hareketli kulübü durumunda. Evet. Yine önemli isimlerin geleceği ve Galatasaray'ın daha da güçleneceği bir kaç gün bizi bekliyor. Peki Nevzat Dindar, çok teşekkürler verdiğin bilgiler ve yorumların için. Kolay gelsin, güzel bir gün diliyoruz sana. Teşekkürler, iyi günler.